atık sularda bulunan SARS-CoV-2 virüsünün aktif mi yoksa inaktif mi olduysa büyük merak konusuydu. Bu konuda yapılan araştırmalar henüz tamamlanmadı. Ancak şu ana kadar yapılan çalışmalardan çıkan sonuç sevindirici. Atık sulardaki virüs canlı değil. Son aşama ise herkesin merakla beklediği inaktif aktif, yani bu virüs ölü mü diri mi atık suda çalışması. Biz sizinle en son konuştuğumuz beyanat sonrasında bu SARS-CoV-2'yi en yüksek gözlemlediğimiz atık su arıtma tesislerinin girişlerinden, çıkışlarından, çamurlarından, dezenfeksiyon öncesi ve sonrasından numuneler aldık. Belirli tesislerden, zaten her tesiste dezenfeksiyon yok Türkiye'de. Bu analizler hala devam ediyor ama yapmış olduğumuz analizlere göre çoğunluğunda sevindirici bir haber, bu virüs inaktif çıktı. Yani hem giriş suyunda hem çıkış suyunda hem çamurda inaktif çıktı. Ama bu şu demek değil, yani bu her yerinde inaktif olacaktır demek değil, çünkü çalışma hala devam ediyor. Yani bunun %100 inaktiftir denilebilmesi için daha fazla veriye ihtiyacımız var. Tam kesin emin olabilmek adına da tesislerden gelen numunelerde hala biz bu analizlere İstanbul Fendik Laboratuvarı'nda devam ediyoruz. Ama şu ana kadar çıkan veriler bize virüsün atık suda girişinde, çıkışında, çamurda inaktif olduğunu, yani canlı olmadığını gösteriyor. Ama bizim grup olarak tabii ki yine de isteğimiz atık su arıtma tesislerinin çıkışlarında, özellikle sulama amaçlı kullanılan çıkış sularında dezenfeksiyonun uygulanması. Çünkü Türkiye'de daha önce de bahsetmiştim, her tesiste dezenfeksiyon yok, sadece belirli tesislerde dezenfeksiyon var. Bu dezenfeksiyonun hangi metodun uygun olduğu yönünde de biz grup olarak bazı ön çalışmalar başlattık. Çünkü dünyada pek çok dezenfeksiyon metodu var uygulanan. Ülkemizde ağırlıklı olarak ultraviyole uygulanıyor. Bu çalışmayı da henüz daha çok ciddi anlamda ilerleme kaydetmedik ama bir çatısı kuruldu. Yani atık sularda biz hangi dezenfeksiyon metodu ya da metotlarını, belki hibrit olarak hangilerini uygulamalıyız ki bu virüs aktif ise, ki şu ana kadar çıkan veriler aktif olmadığını gösteriyor. Aktif ise bu virüs bu metotla düzgün bir şekilde sulama öncesinde yok edilsin. Bu da çalışmanın daha ilerleyen kısımlarında devam ettirilecek. Ayrıca Haziran ayı itibarıyla turistik bölgelerden numune almaya odaklandıklarını ifade eden proje ekibi yalnızca Antalya'nın belirli bölgelerindeki atık sularda virüse rastladı. İstanbul'da olduğu gibi tatil beldelerinde de rutin olarak numuneler alınmaya devam edilecek. Antalya'nın her yeri o kadar turistik ki hiçbir yerden fedakarlık edemedik ve en çok numune, İstanbul kadar numune Antalya'dan toplanıldı ki her yeri temsil etsin diye. Bir de büyük bir il Antalya, coğrafi olarak da çok büyük bir il. Turistik yerler, turistik yerler olarak şu an tam olarak isimlerini söyleyemem ama her yer turistik olduğu için şunu söyleyebilirim ama. Çok az yerde ve çok düşük konsantrasyonlarda çıktı. Yani şu an şunu diyebilirim, daha tesisler dolmamıştı. Çünkü biz devamlı ASAT'la da iletişim halindeyiz. Daha tesisler dolmadı hocam. Hani dolmadan numuneleri alın, bir baz oluştursun. Sonrasında hani tesislerde artış olduğunda siz bunu rahatlıkla gözlemleyebilin gibi bir yaklaşımda bulunduk. O baza göre Antalya'da, yani yerli halk ve yazlıkçılar diyelim artık, onlara göre çok yüksek bir konsantrasyon, yani benim beklediğimin çok altında çıktı. Bodrum'da hiç çıkmadı, yani dedeksiyon limitinin altında çıktı ama şu anda nedir durum? İşte mesela önümüzdeki hafta yine oradan bir seri numune gelecek. Çünkü oteller dolmaya başlamış, özellikle de yazlık siteler dolmaya başlamış. Tabii buradaki tek handikap şu oluyor, gelen numunelerin anında analiz edilmesi insan gücüne ve laboratuvar kapasitesine bağlı. Yani gerçekten bakanlık çok ciddi bir hizmet veriyor bu konuda. Laboratuvar 7-24 çalışıyor diyebilirim. Yani Tarım Orman Bakanlığı'nın veterinerlik laboratuvarları hafta sonları bile çalışıyor. Yani bu çok büyük bir fedakarlık. Ama yine de tabii ki bir kapasite var. Şu an tatil yerlerinde Haziran ayı itibariyle, altını çiziyorum, yani şu an derken Temmuz ayı itibariyle, ben geriden geliyorum çünkü. Haziran ayı itibariyle çok kötü bir durum biz gözlemlemedik. Mesela Güneydoğu Anadolu'da hiçbir yerde hemen hemen çıkmadı dedeksiyon limitinin üstünde. Karadeniz bölgesinde sadece Ordu ve Samsun'da gözlemledik. İç Anadolu'da en belirgin Konya. Zaten Konya, yani Türkiye genelinde en belirgin il Konya'ydı. İstanbul'dan da daha fazla. Evet, İstanbul'dan da çok daha fazla. Yani Konya açık ara fazla.
idi ama şu anki durumu bilmiyorum. Bugün itibarıyla Konya'dan bir set numune geldi İstanbul'a. Yani Konya'dan İstanbul'a hatta vakalardan fazla olduğu için eleman bulunamadı, gönderilecek de yani çok müdür getirdi yani arabayla, öyle diyeyim size. Çünkü Konya'yı gerçekten yakın takip etmek gerekiyor. Ama belki de azalmıştır, onu bilemiyorum. Ben tabii Haziran verilerinden konuşuyorum. İç Anadolu'da bu, Ege'de, İzmir'de birkaç yerde çıktı ama böyle hani İzmir'den beklenildiği anlamda çok böyle anlam ifade eden, böyle çok ciddi bir pandemi var denilecek bir şey çıkmadı. Akdeniz bölgesinde de Antalya'da birkaç yerde, mesela Adana, Mersin, Hatay, İskenderun, bunlarda Haziran ayı itibariyle biz atık sularda dedeksiyon limitinin hep altında gözlemledik. Yani Türkiye geneline bakıldığında sanki böyle daha belirli lokasyonlarda Haziran ayı itibariyle vakalar daha fazla gibi görünüyordu. Ama şimdi bayram gelecek, ne olacak? Hani insanlar daha şu an tabii sokağa çıkma yasakları falan bitti. Tabii bundan sonrasında bence takip çok daha önemli.